Arkadaşlar hayatımızın artık vazgeçilmezi olan kablosuz kulaklıklarla ilgili sizlerle birçok içerik paylaştım. Kanalımda kulaklık oynatma listesinde ulaşabilirsiniz. Bugün sizlerle kulaklığımızın kutusunun ve kulaklıkların temizliğini ele alacağız. Benim kulaklıklarım ve kutusu nispeten temiz çünkü aralıklarla dikkat ediyorum temiz olmasına. Ancak çok kirli kulaklıklar da gördüm arkadaşlarımızın. Kulaklıklarımızın ve kulaklık kutusunun kirli olması 3 tane soruna neden oluyor arkadaşlar. Bir tanesi tabii ki hijyenik. Bu tür kulağımıza hassas olan bir yere bu kulaklıkları takıyoruz ve kullanıyoruz. O yüzden sizin sağlığınız için, kulak sağlığınız için kulaklıklarınızın temiz olması gerekiyor. İkincisi şarj konusunda sorunlar olabiliyor. Özellikle kulaklıklarınızın, bu tip kulaklıkların üzerindeki 2 tane metal nokta var. Onların etrafı zamanla çevreden aldığı toz, kir vesaire veya kulağınızdan aldığı kir vesaireyle kapanıyor üstü ve şarj olmama sorunları oluşabiliyor. Bir diğer sorun da kulaklıklarınızın bu plastik şeffaf muhafazanın içinde ve kulaklıklarınızın hoparlör kısmında biriken tozlar yüzünden seste kısılmalar, eksilmeler olabiliyor. Sesleri sağlıklı duyamıyorsunuz bir veya iki kulaklığınızda birden. O yüzden bunlar için kulaklıklarınızı sık sık temizlemeniz gerekiyor. Sakın suyla temizlemeyin arkadaşlar. Benim yaptığım gibi bir kolonya veya işte evet, dezenfektan yardımıyla ama kolonya böyle çok pratik oluyor. Bir bu kulak temizleme çöpleriyle onlardan yoksa kürdanın ucuna bir şekilde pamuk sararak vesaire bununla yapın. Güzelce temizleniyor zaten. Onlara yapışıyor böyle içindeki tozlar. Birçoğumuz cebimizde veya çantamızda taşıyoruz. Burada işte cebimizdeki çeşitli şeyler, yediklerimizde bazen çikolata kabı vesaire aynı yere atıyoruz. Bunlar yüksek bir seviyede kulaklıklarımızın kirlenmesine neden oluyor. Bakın çok basitmiş gibi gözüküyor ama şarj konusuyla ilgili birçok şeyde hani ben üfleyerek şarj konusundaki problemi çözebilirsiniz demiştim ya, o üflediğiniz zaman dibindeki tozları vesaireyi sevgili arkadaşlarım temizliyor. Ondan sonra şarj olmaya başlıyor. O yüzden sakın 2-3 tane tozmuş deyip geçmeyin. Kulaklığınıza ciddi zararlar verebilir. İstediğiniz videoları lütfen kulaklıkla ilgili çekmemi istediğiniz videoları aşağıya yorum kısmına yazın. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlarım. Hoşça kalın.